Mən quyudakı suallarını hesablayınız, ifadelerini hesablayınız. Birincisi, kosinus, aksinus. Kosinus, aksinus için formula yok. Bunu biz quyudakı hesablayınız. Aksinus bir taksim üçünü alfa deyip oraydık. Yani alfa deyip aksinus bir taksim üç. Bu da yani aksinusun tarifi göre sinus alfa bir taksim üçge deyip. Şu bilen bir vaxta alfa minus pi taksim 2 pi taksim 2 arası da yatadı da yani. Bana bu arası da yatadı. Aksinusun tarifi göre biz bu yerden kuyruğunu tensizlik. Quyidagi tengdiğini ve quyidagi tensizliklerini hosil kılamız. Hop, sinus alfa bir taksim üç müsbat eken. Ha, bu tensizlikten demek müsbat bu geldiği için alfa birinci çağrayı burçak eken. Bana bu tensizliğini kanatlarına fırsa alfa törtüncü çağrayı ya ki birinci çağrayı buladı. Müsbat bu geldiği sebeple alfa birinci çağrayı burçak eken. Demek noldan katta alfa küçük pi taksim iki. Bana bu tensizliğini kanatlandırırken. Biz bunu alfa bile belirledik. Yani bir de kosinüs alfa hasıl buldu. Demek kosinüs alfanı tapışımız gereken. Sinüs alfa verirken, alfa birinci çağrayı burçağı, kosinüs alfanı tapayım. Bana bunu değil, masalara geldik. Kosinüs alfanı tapamız. Bunun için biz kosinüs kvadrat alfa değil, bir minus sinüs kvadrat alfa ikenlerden faydalanalımız. Sinüs verilgen, oranın bir taksım 3 yazalımız. 1 minus 1 taksim 3'nin kvadratı 1 taksim 9 deyin 8 taksim 9 ekranını hasıl kılalımız. Bundan ildiz çıkaramız. Kosinus alfa deyin. Alfa birinci çoray burçayı bor geldiği sebeple kosinus alfa musbat boladı. Deyin musbat sonunu alalımız. 8'den ildiz çıkarsak 2 ildiz olsa da 2. 9'dan ildiz çıkarsak 3 çıkardı. Şunu da kılıp kosinus alfa 2 ildiz olsa da 2 taksim 3 ketengi ekranı. Yani birinci misalın cevabı bana bu sana gel. Yani ikinci misal götürmüz. İkinci misalda ham bana bu kaos içindeki ifadanı alfa bilen belirledik. Dostlar biz bunu şekil almıştırışımız ham mümkün. Bana bunu da kılıp. Teğin. Tangens. Bu minusunu arksinüsünü aldı gibi yazalımız. Minus arksinüs. Üç taksın beş. Bu minusunu ham tangensini aldı gibi çıkarıp yazalımız. Minus tangens. Arksinüs üç taksın beş. Bana bunu fasıl kılalımız. Yani bu misalını bana bu ifadanın oranı gibi bana bu ifadanın hesaplayınız. Bir yerde ham arksinüs 3 taksim 5'ini alfa bilen belirledik. O halde biz quyidagini hosil kılamız. Yani alfa teng arksinüs 3 taksim 5. Bundan demek sinüs alfa teng 3 taksim 5 ke alfa minus pi taksim 2 pi taksim 2 orası diye tabi. Bir yerde sinüs alfa musibat sambolu yaptı. Yukarıdaki misaldaki kabı bir yerde ham alfa birinci çağrayı burçak edilirken hulasaya gelmez. Demek sinüs alfa verilgen, alfa birinci çağrayı burçak edilirken biz tangens, bana tangens alfanı tapışımız gerek. Bu minus tangens alfa getirdiğin bulardı. Demek yine de tangens alfanı tapalımız. O tangens alfanı kan yakalı tapalımız. Bizge malum, tangens alfa bu. Sinüs alfa taksım, kosinüs alfa getireyim. Sinüs alfa verilgen, fakat kosinüs alfanın tapış kaldı olmaz. Kosinüs kvadrat alfa deyin. 1 minus sinüs kvadrat alfa gen. 1 minus sinüs verilgen. Bunun kvadratı 9 taksım 25. 16 taksım 25. Nereden kosinüs alfanı tapmamız? Burada minus 4 taksım 5 ve 4 taksım 5 sonları çıkardı, ildiz çıkarsak. Lekin alfa birinci çağrak burçak bor geldiği sebeple biz kosinüs musbat, birinci çağrakta kosinüs musbat, biz musbatını alamız. 4 taksım 5. Şimdi kadar kosinüs alfanı taptık. Sinüs alfa verilgen. Bu iki tasadan faydalanıp biz tangens alfanı tapamız. 3 taksım 5 bölü
4 taksın 5. Değil? 3 taksın 4. Şunu yakın tangens alfa 3 taksın 4 keteyken. O halde biz tapışımız gereği bölgen ifade minus tangens alfanı tapışımız gereği. Minus 3 taksın 4. Şunu yakın cevap. Bergen ifadenin kıymatı minus 3 taksın 4 keteyken. Bak üçüncü misal götürmemiz. Bu yerde arksinus, bir de kosinus. Kosinus da dastlab sinus'ki getiramız. Kosinus 2. Getiriş formasından faydalanamız. Mesela bunu biz sinus pi taksım 2, minus 2 de bir yazışımız mümkün. Ve şimdi yakılıp yazalımız. O halde bu ifade teyim burada. Arksinus sinus pi taksım 2 minus 2. Yani bana bu burçayını tekrar almış. Yani yukarıda hem şimdi formülden faydalandık. Arksinus sinus alfa alfa getirin. Eğer alfa minus pi taksım 2 ve pi taksım 2 arasında bulsa. Yukarıda bana şu formülden faydalandık. Yukarıda hem şu formülden faydalanmak arksinus sinus yaxşı. Yani fakat bana bu şartını tekrar çıkardı halas. Bana bu alfanın orada bana bu ifade durdu. Bana bu kavisin içi alfa getirin. Bana bu tensil ilanı kanatlandıralım. Şimdi tekrarımız. Yani minus pi taksım 2. Pi taksım 2 minus 2. Şu yuva getirin. Pi taksım 2. Bana şu oralarda buladı mı? Bu son. Tekrarımız. Pi taksım 2 tahminen 1 yarım. 2'den ayırırsak. Bu manfi son iken. Manfi son pi taksım 2'den kişiyi buladı. Bana bu tensildik ve cahillerdi. Yeni bana bu tensildiğini tekrar almış. Bunun için kediler 2'yi köpaytır var dedik. Minus pi. Yerde pi hasıl buladı. Minus 4. Bu minus 4'ünü çap tamangı, minus pi'nin oyun tamangı ötkizalımız. O halde 4. Yerde 2 pi hasıl buladı. Pi 3'den katta son 2'yi köpaytırsa bir de 6'dan katta son hasıl buluyor. Demek 4'den katta. Bu tensizlik oranlı. Demek bana bu tensizlik oranlı iken. Demek bana bu son şu aralıkta tekişli iken o halde bana bu formüladan faydalanalımız. Bu teyim olalı. Pi taksım 2 minus 2'ye. Şunu da yakaladım bana bu misalın cevabı. Pi taksım 2 minus 2 iken.